Cumhurbaşkanı Abdurrabbu Mansur Hadi'ye bağlı orduyla Husi militanlar arasındaki çatışmaların yanı sıra Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçlerinin operasyonlarına da sahne olan Yemen'de insani durum giderek ağırlaşıyor. Husilerin elinden alınan Aden kentinde güvenlik kurumlarının neredeyse işleyemez hale geldiği aktarılıyor. Savaş güvenlik hizmetleri dahil her şeyi harap etti. Eski Cumhurbaşkanı Ali Salih kendine hizmet edecek güvenlik altyapısını kurmuştu. Ancak o devrildikten sonra bu altyapı da yıkıldı. Bugün isyancılara karşı polis ve orduyla birlikte alanda çalışan, eli silah tutan yerli halktan gençlere bel bağlamış durumdayız. Taiz kentinde ise hastaneler bile bu şiddetin hedefi olmaktan kurtulamıyor. Yerli halk kentin kontrolünü elinde tutan Husileri gıda ve insani yardımların girişini engellediği ve sivil askeri yerleşim ayırt etmeden saldırılarda bulundukları gerekçesiyle suçluyor. Artık bir felaketin gelmesi an meselesi demiyoruz. Şu an zaten en derin ve gerçek bir felaketin içindeyiz. Kentteki sağlık hizmetleri tamamen çökmüş durumda. Hastaneler henüz hastalara kapılarını kapatmadı. Ancak savaş kurbanları için gerekli tedaviyi uygulayacak imkanları da kalmadı. Kentteki El Tavra Hastanesi en az iki kere bombardımanların hedefi olduktan sonra birçok sağlık hizmetini veremez hale geldi. Ülkedeki çatışmalarda Mart ayından bu yana yarısından fazlası sivil olan 6000'e yakın kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.